Böyle konuşmamıştık. Böyle konuşmamıştık. İlk başta yavaş yapacaktınız, sonra hızlanacaktınız. Çünkü efendim yorulacaksınız bugün. Müthiş yarışmacılar var. Stüdyoya girmeden önce makyaj odasında dediler ki bugün herhalde çok eğlenceli olacak. Hani sana rağmen der gibi. Müthiş konuklarım var. Müsaadenizle her zamanki başlangıcı yapıyorum. Sonra onları anons ediyorum. Tanıtmaya ihtiyacımız yok zaten. Efendim, hayırlı bayramlar. Ekranların en naif ve en zarif yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Şahane konuklarımız var. Beşi bir yerde. Kendimi zor tutuyorum. Hemen müsaade ederseniz onları sizlere tanıtmak istiyorum. İlk sırada hazır mıyız? Alican Altun. Bravo. Bravo Alican. Kaç tutar? Bir tutar seni. 14'te 14 istiyoruz. 14'te 14. Böyle başlarsak sonu gelmez. Daha sakin, daha sakin. Tamam, ritmi yakalayacağız efendim. Şimdi, peki bu zarafete ne yapacaksınız? Hazal Şener! Bravo! Teşekkür ederim. Bravo! Kendini alkışlayan manyak. Güzellik. Yeteneklilik. Her şey var bu kızda. Şimdi insanı bir tek ekrandan gördüğünüz zaman ister istemez hani rol yaptığını bilseniz bile içeride bir şey oluşuyor. Hiç öyle değilmiş. Dünya tatlısı bir insan. Sezer Arıçay. Yakışıklı Burçin. Yani biz istedik daha kalabalık hanımlar olsun. Yani beylerle böyle yani çok yakın anlaşamıyoruz hemen. Neyse ki efendim Hazal Hanım ve Melis Hanım yeteri derecede böyle ışıltı saçıyorlar stüdyoya. Melis Baba da. Bravo Melis. Bravo. Söyledim mi? Burada ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Evet. Burak Alkaç diyeceğim. Hatta diyeceğim ki yiğit namıyla anılır. Orço. Aslanım benim be. Orca, orca, orca. Seyirci, seyirci, seyirci. Bir gün bana bunu yapmadınız. Bir gün. 1300 bölümü geçti. Hiç böyle bir şey görmedim. Çok ciddi söylüyorum efendim. Ama başlangıcı Alican Bey yapacak. Hadi bir moral alkışı daha. Çekirge. Çekirge mi? O ne ya? Karateci çırağıdır çekirge. Ben süreyi durdurdum. Bunu geri alabiliyor muyuz? Soluğunu içinde tutarak kendini dışa doğru zorlamak. Garip sesler geliyordur arka tarafta. Süre alayım. Süre alayım hocam. Gözünün önündekini göremeyen. Burak Alkaç. Melis duymuyorum. Hadi bil bakalım. Bay. Hadi kardeşim. Hadi bil bakalım. Nereden buldun kızım bu nokta noktayı? Bu kıl kuyruğu. Zibidi. Zibidi. Bastı kral. Bacak. Bastı ya. Bacak. Sen abi ben çıkayım mı? Yok lütfen. Yok lütfen. Kasede bir zarafet vardır. Hazır cevap cevap cevap. Zıkkımın kökü niye? Onun yok. Bir de ara sıcağı var. Öpeke. Ziv yemek. Boşa, boş, boşa kalmak, kaçmak, boş. Kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız evet. Dediler. Sizin ben... farklı bir planınız var. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek için. Kendi yaşamımı desteklemek için. Bir harf daha alayım. Şarkısı da var. Birkaç kişiler bunlar. Boynu bükük. Boynu bükük. 700 puan değerine. Ne? Hı? Ne? Karabasan. Oo, çok basit. Hazal Hanım, Hazal harf alayım. Yapmayız. Vallahi yapmayız. Öyle deme, heyecanlı çok ciddi söylüyorum ya. Bak arkadan bak ne diyorlar abi yapma. Ya ben bildim diyor moralimi bozuyor İhsan abi bir şey der misin? Bir harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Ha. Ay harf alayım. Harf alayım, harf alayım, harf alayım. Harf. İlacın içinden çıkar. Ama ben işte bunu telaffuz hiç edemiyorum ya. Bastıktan sonra böyle bir boşalma yaşıyorum. Evren açılıyor gibi. Bravo. Harf. 200 puandır, 200 puandır, 200 puandır. Şey yapsana. Kamil, Kamil, Kamil. Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? Bak. Ne? Ne? Bak, bak. Ne? Ne? Eki at. Ne? Bak, bak. Bak. Evet, vallahi bilmiyorum. Dur bir dakika düşüneceğim. Soruyu tekrar okuyayım. Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen.
amme hizmeti. Serdar ismini söylesene. Hep ne? Halk plajı, halk plajı. Halk plajı. Bildim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Elleriniz dert görmesin. Bugün eve gittiğinizde elleriniz acıyacak biraz ama dert görmesin efendim. Alican Bey'le, Alican Altun'la birlikteyiz. Kimse kusura bakmasın, grubun en sempatik erkeği. Vallahi öyle. Hoş geldiniz. Bilir miydiniz bizim yarışmayı daha önce? Bilirdim, annemden bilirdim. Annem çok seyreder. Ben de bilmeye çalışırdım ben daha. Kelimeleri bilmeye çalışırdım. İyi midir hakikaten ekran başında? Ya annem iyidir. Katılmak ister mi? Bilmiyorum, ona sormak lazım. Çok mutlu oluruz. Buradan açık davetim olsun. Evet. Siz de ne olur biraz zorlayın. Tamam. Hani ağırlayabilirsek gerçekten çok mutlu oluruz. Anne duydun? Duydunuz. Alican Bey efendim Yiğit'in harman olduğu yerden geliyor. İzmit'ten işte iki arada bir derede hemşeri sayılırız zaten. Lehçesi de zaten İzmitçe'ye yakındır. Pakito'nun candaşıdır. Asyap'ın yandaşıdır. Sağ ol. Kullanıyorsunuz dizide de aynı zamanda. Evet, dizide de kullanıyoruz. Peki genel olarak argoya bir merakınız var mıdır? Yani var. Argo'dan gelirse sıkıntı çekmeden, harf almadan cevaplarım mı demektir bu? Cevaplarım dersem şimdi cevaplayamazsam sıkıntı olur. Büyük sıkıntı olur. Şimdi o yüzden cevaplamaya çalışırım. Tamam. Buraya böyle keyif almaya, güzel zaman geçirmeye geldiniz. Fakat istiyorum ki aranızda da böyle bir hafif bir elektrik olsun böyle. Kim daha çekişme yukarıya çıkacak böyle olsun. Çünkü neden? Hani kazanılan ödül güzel yerlere gidecek. Kim gönderecek onu belirleyeceğiz. Evet. Tamam. Başlayalım mı? Öncelikle ben senin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Herkesin bayramı mübarek olsun. Buyurun, bu da ilk sorumuz. Dört harfli bir cevap, oldukça zıpır bir soru. Diyor ki, musibet sebebi sayılan asal sayı. Asal sayı kendinden ve birden başka böleni olmuyor ve uğursuzluk sebebi sayılıyor. Uğursuz sayı. Alican Bey. Durduk. 13 mü? 13 mü? Tereddüt içerisinde 400 puan kazandırır. Alkış. Ben de. İyi, bana gelmedi. Başlarken bu normal, sonrasında çok seri bir şekilde ilerleyecek. Gelsin ikincisi efendim. Şimdi bu çok uzaklardan gelen bir kelime. Eskimo fakirhanesi dedik. Eskimoğulların o buzdan yaptıkları evler. Başka şekilde de yazılır, bu Türkçeleştirilmiş halidir. Herkes birbirine soruyor. Arka taraf bildi. Oo, çok basit. Dördü birden hazır. Sizi rencide etmek için. Hazal Hanım. Harf mı alsak? Hazal, harf alayım. Harf alalım. Hazal, harf alayım. Sanki böyle soğuktan üşütmüş de hapşırır gibi. Gizli bilemeyecek. Angus. Bir harf daha. Harf alayım. Bir tane daha. O diye bitiyor. İglo. Durduk. İglo mu? İglo mu? Tokatla ses arasında ciddi bir oran farkı var ama 200 puan kazandırır. Bravo. 600'e çıkar. Çok güzel. Gel, gel. Asyap. Tamam mı? Biraz daha Asyap. Hadi bakalım. 5 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Türlü boyutlarda taşınabilir çeşitleri de olan çubuklarla yapılmış esaret barınağı. Hayvanlar için daha çok, insanlar da düşer talihsiz olanları bazen bunların içine. Buradan alır buraya götürürüm. Taşınabilirdir. Kafes. Kafes 500 puan değerindedir. 1000 puan açtı. Annemiz, anneniz kaç yaşındaydı kendisi? Annem, abla mı desem? 39. O maşallah. Evet. Neredeyse aynı yaştaymışız. Yani hanımefendi ismi neydi? Emine. Emine Hanım sıkı takipçimiz olduğuna göre biliyordur. Tabii ki. 3 soruda 1000 puanın üzerine çıkan çok yarışmacımız olmuyor bizim. Siz şu anda onu başarmış durumdasınız. Yapmayın sana. Vallahi öyle yaptınız. Deme, heyecanlanıyorum. Çok ciddi abi söylüyorum, yaptınız. Bak arkadan bak ne diyorlar abi, yapma. Yapma abi. 5 harfli tek bir kelime. Sokak jargonu argo. Biraz ama gerilerde kalmış. Hani eskilerin kullandığı argolardan gelsin. Alırsın bunu. Diyor ki argoda yalan uydurma söz anlamında kullanılan bir söz. Oo, çok basit. Bana nokta nokta okuma. El kalktı, geri indi. Ne okuma? Maval. Öyle mi acaba? Maval mıydı? Öyle mi acaba? Maraz mıydı? Maval mıydı? Bana maval okuma. Maval. Maval 500 puan değerinde. Bir el aletinin adı ilk 6 harfli cevap şeklinden yola çıkarak şöyle zıpır bir soru yaptık. Gelsin bakalım.
minyatür maşa. Harf alayım. Sanki bir minyatür maşa. Umurumda mı dünya? Cımbız. Cımbız 500 puan değerinde. Bir tek süreden korkuyordum çünkü biraz fazla duruyorsunuz. Evet. Nedendir bilmiyorum. Fakat az onu da toparladınız. Evet. Az yapıyorum. Onu da toparladınız. Şu anda gayet iyi durumda. Süremizde son 6 harfi cevaptır. Tek bir kelimedir. İngilizceden dilimize girmiştir. Belli değişikliklere uğramıştır. Yere düşen boksörün 11. saniyede yaşadığı hezimete knockout diyoruz. 1600 puan da oradan kazanıyoruz. Çok kolay geldi. 2700. Bana gelmedi. Bana geldi. 7 harfli cevapların ilki yarışmanın tam ortasına ulaştıracak sizi. Gelsin. Bir birleşik kelime. Aslında bir ek almış sonuna. Saplantılı çalışkana ne derler halk ağzında? Harf alayım mı? Yalnız arkada bir canavar var ki. Melis değil mi o? Evet. Evet ya, her şeyi biliyor. Öyle böyle değil. Hiç harf almadan hepsini biliyor. Yani sen tam bir saplantılı çalışkansın. İnek değil tabii. İnek değil bu. Bu artık yani hani akademik kariyeri bitirmiş. Çekirge. Çekirge mi? O ne ya? Karateci çırağıdır çekirge. Ben süreyi durdurdum. Bunu geri alabiliyor muyuz? Hocam. Buluruz buluruz. 30 saniyemiz var. Yani hayatını, sosyal hayatını filan bir kenara atmış. Yalnızca çalışma, yalnızca mesai. Çalışmadığı zaman kendini kötü hissediyor. Krize giriyor sanki. Bana bir şey verin. Çalışayım. Krize giriyor sanki. Sanki böyle yani alkole tutkunlar vardır ya onlar gibi. Koli. Tutkunlar vardır hani alkolizm tutkunları. Abi. Ama bilmemek işten değil bunu. Yani kolik işten diye değil bitiyor. Bilmemek. Kolik diye bitiyorsa iki harfli olmalı kökü. İşten değil bilmek Kolger artık. Çocuğa. Bunu diyorlar bilmem İşkolik. Diyor. Bir de ben duyayım. İşkolik. İşkolik 600 puan değerli. Bravo. Bunu da bilen biriydin yani. Bu efendim ekip arkadaşlarınızın size bir armağanıdır. Aynen. Her zaman bu kadar efendime söyleyeyim vefalı olurlar mı bilmiyorum. Göreceğiz. Oluruz. Yok, oluruz diyorlar. Arkandayız tabii can rahat ol. Maslarla bitiyor tek kelimedir. Son 7 harfli cevap gelsin. Soluğunu içinde tutarak kendini zorlamak. Denememenizi öneririm Sezer Bey. Kötü sonuçlar doğurabilir. Öyle bir eylemdir. Buyurun. Soluğunu içinde tutarak kendini dışa doğru zorlamak. Garip sesler geliyordur arka taraftan. Allah kahretsin. Ne ola ki? Öksürük mü acaba? Aman ha! Aman ha! Oman. Sakın ha! Yok değil tabii ki. Tabii şaka ki, yapmıştım. Ki. Biraz hani sonuçları... O... Harf alabilir miyim? Buyurun. Süre gidiyor Ölge. Gitsin. Süre bitiyor. I harfiyle başlıyor. Ik artık. Mastarla bitiyor. Mekmak. Ikınmak. Ikınmak 500 puan değerinde. Bravo İzaz. 3800. Bir dakika 29 saniye diyelim ona 1,5 dakika kalmış. Son 6 soru asıl puanları kazanacağınız sorular. 9000'de bitecek bu iş adım gibi eminim. Gelsin o zaman iki kelimeden oluşan ilk cevap, ilk 8 harfli cevap. Aile ocağında pişirilmiş aş diyor. Bazen lokantalarda da yiyoruz bunu ama. İki kelime. Anne şefkatiyle pişmiş aş. İki kelime harf mi alsak? Annemi. Harf alabilir miyim? Buyurun. İkinci kelime ama ne yemeği. Olabilir? Yemeği. Yemeği ise o zaman yine iki... Ana yemeği. Ana yemeği olmaz işte. Ana üç harfli. İki harfli olmalı. Ne yemeği? Lokantalarda filan da ev satılıyor. Yemeği. Ana yemeği diye ev satılmaz. Yemeği. Ev yemeği mi? Ev yemeği mi? Ev yemeği. Ev yemeği. Bravo. 100 puan değerinde. Yemeklerle aram yok da İhsan abi fazla. Yanılmıyorsam Sanskritçeden, Hint dillerinin birinden bilmiyorum işte. Onlardan birinden İngilizceye oradan bizim dile gelsin. Oo kesin bilirim onu. Turistik kulübe. Harf alayım. Turistik kulübe. Evet. Harf alayım. Bildim ya. Olimpos'a gittiniz mi? Doğru telaffuz edemeyebilirim ama. Bungalov. Bungalov 600 puan değerindedir. Alkışı duyalım. Bungalov. 9 harfli tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Eski bir tabirdir. Halk ağzında doğaüstü varlıkların genel adı.
iyi saatte olsunlar. Yine süre alayım. Süre alayım hocam. Durdurup da düşünebiliriz ama harf alsak daha iyi. Harf alayım abi. Harf alalım. Çoğul ekiyle bitiyor. Lerler diye bitiyor. E-ler. Rus edebiyatı. Bir tane daha alabilir miyim? Buyurun, buyurun. İyi saatte olsunlar. Periler, şunlar, bunlar. Ecin. Evet, evet, evet. Ecinliler mi? Ecinliler 700 puan değerinde. Bugünün en zor sorusuydu. Gördün mü, duydunuz mu? Ya ben bildim diyor, moralimi bozuyor İhsan abi. Bir şey der misin? Melis Hanım mı? Hayır, Sezer. Sezer Bey bildi. Evet, daha erken bildi. Hocam bir soru çıkar çıkmaz cevap veriyor. Şimdi 3 tane soru kaldı geriye. Çok güzel geldik buraya kadar. Dediğim gibi Ecinliler bugün soracağım 70 sorunun en zoruydu. Bu bile yeterli bir zaferdir. Fakat daha da katmerleyeceğiz. Buyurun bakalım şu zıpır soruyla birlikte. Son 9 harfli cevap. Başarısız öğrenciler için rövanş sınavı ikmal ederler. Bütünleme. Bütünleme 900 puan değerinde. Bravo. Bravo. Yükseldi. Son 2 sorudur. Tadını almaya başladınız ama sonuna denk geldik ne yazık ki. Hadi bakalım gelsin gelsin. Yeni soru gelsin. Teknolojik hayal mahsulü. Roman olabilir, film olabilir. İki kelime. Harf mi? Harf alayım. Harf alalım. 5 saniye kaldı. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Durdursak, durdursak buluruz. Çok güzel. Roman olabilir, film olabilir. İki kelime. Teknolojik hayal mahsulü. Bilim kurgu. Bir daha ne olur? Bilim kurgu. Bilim kurgu. 800 puan değerinde. Duyduktan sonra ama. Tek bir kelime, Latince kökenli bir kelime, yine oldukça da garip bir sorusu var. Harf almaktan korkmayalım. Tamam mı? Hadi gelsin. Farmakolojik broşür. Harf alayım, harf alayım, harf alayım. Yok, olmaz, olmaz. Harf alayım. Üç nasıl? Tane harf istediler. Üç harf tane. Hocam. Biri geldi, iki tane daha istiyoruz. Bilmecedir bu. Yani tıp insanı değilseniz bu bir bilmecedir. İlacın içinden çıkar. İlaç pusulası. Ama ben işte bunu telaffuz hiç edemiyorum ya. diye başlıyor. Pros. Çok güzel. Evet. Prospektüs. Prospektüs. 700. Ama telaffuz edemiyorum işte. Bravo. Bravo Elisa. Güzel Elisa. Güzel. Küçücük bir şey söyleyeceğim müsaadenizle. Başta biraz heyecanlandık. Evet. O heyecan olmasaydı çok daha güzel sonuçlanabilirdi ama bakın ben de yarıştım. Beni de yarıştırdılar. Ben yazıyorum, ben sunuyorum. 1000 küsür bölümdür. Ben de 8200 puan almıştım. Çok güzel bir puan ben aldınız. Ben kaç aldım abi? 8200 puan. Wow. Kocaman da aldım. Ay canım ha. Diyormuş. Vay süper. Gözünün önündekini göremeyen. Burak Alkaş. Melis duymuyorum. Hadi bil bakalım. Bay. Hadi kalk. Hadi bil bakalım. Nereden buldun kızım bu nokta noktayı? Bu kıl kuyruğu. Agaret. Zibidi. Zibidi. Fındık bastı kıra. Bacak. Bastı bacak. Sen abi ben çıkayım mı? Yok. 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 Kasede bir zarafet vardır. Hazır cevap. Zıkkımın kökü niye? Onun yok. Bir de ara sıcağı var. Peki. Zil yemek. Boşa kalmak, kaçmak. Boş. Kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız evet. Dediler. Sizin ben... farklı bir planınız var. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek. Kendi yaşamımı desteklemek için. Bir harf daha alayım. Şarkısı da var. Birkaç kişiler bunlar. Boynu bükük. Ne? Hı? Ne? Karabasan. Oo çok basit. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf alacağım. Ha. Ay harf alayım. Bastıktan sonra böyle bir boşalma yaşıyor. Evren açılıyor gibi. Bravo. 200 puandır, 200 puandır, 200 puandır. Abi gitti, şey yapsana. Camil. Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? 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 Bark. Eki at. Ne? Bark. Vallahi bilmiyorum. Dur bir dakika düşüneceğim. Soruyu tekrar okuyayım. Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen. Amme hizmeti. Sana söylesene. Hep bas. Ne? Halk plajı, halk plajı. Halk plajı. Bildim. İyiyim. İyiyim. Evet.
İki arada bir derede hemşerim Alican Bey şahane yarışmadı Masal Hanım. Çok iyiydi. Tahminimizden daha iyiydi değil mi Alican? O ne demek yahu? Gayet güzel yarıştılar. Ben tamam, çok daha fazlasını bekliyordum açıkça söyleyeyim. Başlarken biraz heyecanlandılar. Hani böyle bir sağa sola bakmalar, tereddüt etmeler, cevabı vereyim mi vermeyeyim mi sıkıntısı. O yüzden sürede kaybettiler. Mesela son soruya 20 saniyeyle falan girseydik o prospektüs harf almadan da bilinirdi. 9000 puan olabilirdi. Darı sizin başınıza. Hadi. Amin. Bravo Azap. Hadi Azap. Çok heyecanlıyım. Bravo. Bir ufak tereddüt sesiyorum yüz ifadenizden ama hiç korkmayınız. Çünkü çok kuvvetli 3 rakip gelecek sizden sonra mümkün olduğu kadar kasayı yükseltmek lazım. Yani 8200 yaptı. Ben 8200 yapar üzerine 1 saniye arttırırımla olmaz. 9000'den lazım. Alican'dan daha iyi yapmam lazım. Alican'dan değil hepsinden daha iyi yapmanız lazım. 4 tamam. Kişiyiz burada. Yaparsın. 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 Hadi bakayım. İyisin. Nereye başlayacağız? Oğlum bırakın bir çekişme olsun. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne başlayacağım. Çok güzel. Çok güzel. Çok memnun oluruz. İnşallah güzel bir meblağ göndeririz. Başlasın mı peki? Başlayalım. Fazla Şen'in ilk sorusu efendim 4 harfli bir cevabı arıyor kendileri. Ne yazık ki sizin zarafetinize yakışmayacak ama sokak jargonundan bir tahılın argoda rüşvet anlamında da kullanılan adı. Bu bir tahıl. Evet. Yani buğday gibi, çavdar gibi bir tahıl. Argo'da rüşvet anlamında kullanılır. Çorba parası. Bu ne ya? Bu ne ya? 4 harfli bir tahıl. Harf alalım mı? Alalım. Hadi alalım. 4 harfli bir tahıl. Aa. Aha. Çavdar gibi. Arpa. Buğday gibi. Ne hani ya? Nokta noktası çok gelmiş derler. Arpası. Süreyi durdur. Arpa. Arpa 300 puan değerinde. Güzel, güzel. Nazarlık mı? Nazarlık. Duymamış mıydınız arpa, yok, rüşvet? Bilmiyorum. Bu işte maval gibi biraz gerilerde kalmış olan argo sözcüklerden. Uçtu gitti. Gelsin bakalım. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Taşınabilir süs eşyası. Yani taşıdığımız, üzerimizde taşıyabildiğimiz süs eşyalı gibi. Küpe. Küpe, yüzük, kolye. Hepsini taşıyabiliriz. Hepsine birden ne diyoruz? Şey ne o ya? Takı. Takı 400 puanla yerinde. Siz tabii arkası dönük olduğu için göremiyorsunuz. Bastıktan sonra böyle bir boşalma yaşıyoruz. Tamam, böyle bir evren açılıyor gibi. Sonra yavaş yavaş tekrar daralıp hedefe yöneliyor. Şahane. Buyurun gelsin. Yeni sorusu. Diyor ki, çek git, kaybol, gözüm görmesin. Bu anlamlarda kullanılan bir emir sözü. Defol. Gibi bir şey ama defol 2 kelimedir. Bu tek kelime. Ha. Git kaybol. Kayfalayım. Hayır. I. Nokta nokta karşımdan. Yıkıl. Yıkıl karşımdan. 1400 puan daha. 1100 olur kasa. Çok çalışıyorsunuz değil mi? Gece evet. Gündüz çalışıyorsunuz. Evet. Böyle peki kendinize vakit ayırdığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kendime ben ev cimen bir insanım aslında. Çok güzel. O yüzden. Bir de kedim var. O maşallah. O gır gır gır, ben evde gır gır gır. Boş vakitlerimde genelde evde oturup ya da sinema. İşte klasik. Hangi odası? Mutfağa giriyor musunuz? Pek mutfakla aram yok. Yapmayın ya. Bu ara şey yapıyorum, çalışıyorum. İşte taze fasulyedir falan, zeytinyağlıdır yapmaya başladım ama. Hamur işleri? Annem sağ olsun. Hamur işlerine? Hamur işi. Kek falan. Kek filan. Bu çok bilindik bir hamur işi. Buyurun şöyle of. Sorduk kendisini. Haşlanmış hamur bohçasına ne derler? Börek. Haşlanmış hamur bohçası. Kendini tutamayanlar var. Arka tarafta neyse ki duymadınız. Ama ben duymadım. Neyse ki duymadınız. Haşlanmış hamur parçası. Hamur bohçası. Bohçası. Ki içine bir şey koymuşlar bohçanın. Kayseri'ye mi gitsek? Mantı. Bravo. Mantı. Bravo. Bu zor bakın. Ha. Neredeyse Ecinliler kadar zor. Neyse ki onun kadar kalabalık değil, harf alınarak çözülebilir. Harf tamam. Almaktan korkmayın bu soruda. Hı-hı. Gelsin. Metafor var içinde de ondan. Keskin öfke. Öfke ile yakın anlamlı bir sözdür. Arapça kökenlidir ama öfkeden daha keskindir. Harf alayım. Çok güzel. H harfiyle başlıyor. Öfke ile yakın anlamlı. Keskin öfke. Harf alayım. Bir tane daha. T harfiyle bitiyor. Evet. Ha, buldum ben. Evet. Harf alayım. Çıkmıyor. Sanki bir erkek ismi gibi. Hadi. Hasan. Yapma öyle nokta nokta abi. Bir tane daha. Harf. Ya.
Aa, ben niye bulamadım ya? Bir harf daha alalım. Hiddet ya. Gerek yok. 200 puan 200 puandır. 1800. Aferin Azam. Bravo. Azıcık ciddi bir şey yapıyorsa. Olur olur. Gerçekten aferin. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bravo sana. Yapmıyorlar. Ali Can'a daha çok destek verdiniz. Bak. Ali Can'a daha mı çok destek evet. ver? Bunu bak tekrarını izleyeceksiniz filan. Ondan sonra üzülürsünüz. Ben hiçbir şey duymadım ki. Hiç zavallım. Hiçbir şey duymadım ben. Vallahi ya. O kadar helal olsun acı falan diye bağırdık. Bana cinleri filan tek başına bildi. Gerçekten tek başına bildi. Neyse bakalım önümüze. Güzel sorularım var. Güzel puanlar kazanacaksınız inşallah. Sellozik cam silme gereci. Asıl amacı başka. O bittikten sonra çok güzel cam temizler. Bas bas bilirsin. Gazete. Nedir o? Gazete. Nedir o? Gazete. 600 bravo puan değerinde. Bana bunlar gerçekten var ya. Bunları bilemiyor ya. 7 harfi tek bir kelime. Önüne bir ünlem almış. Ünlem sonraki kelimeyle birleşmiş. Anlamı da değişmiş. Buyurun bakalım. Habire durmadan boyna. Bu anlamlara gelen bir söz. Bir harf alayım. Buyurun. Buyurun. Habire durmadan boyna. Bir harf alacağım. Ha. Ay harf alayım. Tıpkı sizin gibi genç insanların hayatını anlatan bir klasiğin, bir Yeşilçam klasiğinin de ön adı. Bas 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 bas. Ha babam. Ha babam 4 puan verdi. Teşekkür ederim. Ha gayret yarısı bitti. Bir bu kadar daha var ki onlar asıl puanları kazandıracak olanlar. Gelsin evet bakalım tek bir kelimedir. Burada harf almayalım. Zirai arazi aracı. Arazi aracı gibi traktör. Ziraat açak. Ha? Yok traktör. Bilmiyorum ki. Traktör. Traktör 700 puan değerinde. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Harika. Aynı şeyi yaşıyoruz. Giderek açılıyoruz. Yüksek puanlar kazanacağız. 8300 puanı kazanıp arka tarafa giderken Ali Can Bey'e şöyle bir baktığınızı evet hayal edin. Şu an kaç harf alabilirim? Şu anda mı? Şu anda hesabı yapmayalım. Tamam yapmayalım. İki sorum var. Hı-hı. Onları çok rahat cevaplayacağınıza eminim. Tamam. 1,5 dakika sonra harf alacağınız sorular gelecek. Bunlar tamam harf almadan cevaplanabilecek sorular. 8 harflidir. 2 kelimeden oluşur. Birleşik yazılır. Gözünün önündekini göremeyen anlamında bir tabir. İki kelime. Bak yani. Burak Alkaş. Gözünün önündekini göremez. Öyle mi dersiniz? Ne dersiniz? Sen nokta nokta mısın dersiniz? Kör müsün? Ama nasıl? Görmüyor. Bir şey yapıyor ama görmüyor. Bakar kör. Bakar kör. Yapıştırdık. Polis var ya hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Tamam. Son 8 harfli cevap, sonra oturup hesabımızı yapacağız. Tamam. İki kelimeden oluşuyor efendim. Artık sözlüklerde yok. Ya artık dediğim hiçbir zaman olmadı da kullanılan bir tabirdir. Romantik komedi filmlerinden sokak jargonuna giren evlenilecek erkek anlamında bir tabir. İki kelimedir. Amerikan romantik komedilerinden doğmuş, bir şekilde bizim konuşmamıza bile girmiş. İki kelime. Harf alayım. Evlenilecek erkek. Evlenilecek erkeği arıyorum. Nokta noktayı arıyorum. Ben buldum. Ne söylüyorsun ya? Harf alayım. Melis duymuyorum. Bunu bilemezsin. Melis biraz çekiştir. Ya harf alayım. Buyurun. Baydoğru. Mr. Dur. Durdur seni. Durdurdum. Hadi bil bakalım. Bay. Hadi gel gidelim. Bay. Hadi bil bakalım. Düşündüm. Baydoğru. Evet. D harfi. Bu sefer evet bay doğru. Bay doğru. 500 doğru puan değerinde. Bravo, gayet de güzel bildi. Evet. Birinci sıra ve beşinci sıra sizin hezimetiniz için anlaşma yapmış gibiler. Evet. Kim niye öyle oldu acaba? Burak. Kalbim seninle. Hepsinin cevabını söyledim burada. Sen geleceksin buraya. 4 tane soru kaldı. Evet. 2 tane mi harf aldık bay doğru'da? 3 tane aldık. 4 tane harf alabilirsiniz. Tamam. En fazla 4 tane harf alacağız. 4'ünü birden alırsak da 1 saniye arttıracağız. Böylelikle tamam. Ali Can Bey 2. sırada, siz 1. sırada olacaksınız. Tamam. Anlaştık. 4 soru, 4 harf, 1 saniyede arttırılacak ki 27 saniye kalmış. Gelsin bakalım. Tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Sessizlik kuralıyla yararlanılan kamusal bilgi deposu. Oho. Harf alayım. Herkes gidip yararlanabilir bu kamusal bilgi deposundan ama dur, sessiz dur, olmak dur şartıyla. Dur. Yo onu da mı söyledin? Durduk.
Sessizlik kuralıyla. Kütüphane. Kütüphane 800 puan değerinde. Biraz çocuk çaba gösterdi. 9 harfli cevaplar bitsin. 2 kelimeden oluşuyor. Unutmayın. Gelsin bakalım. Kısa bir sorusu var. Klas ve stil sahibi pansiyon. Artık ona pansiyon denmiyor. Butik otel. Nedir o? Butik otel. Şu güzelliğe butik bakın. Otel. Kocaman alkış. Bravo. İki kelimedir. Halen 3 harf alma hakkımız var. Evet. Son 2 sorunun da içerisindeyiz. Bunlar tamam. Artık 10 harfli cevaplar. Gelsin bakalım. Bir söz dizisi, yine kısa bir soru. Beddua yiyeceği. Hani sen git bunu ye. Zıkkımın kökünü ye. Onun yok. Bir de ara sıcağı var. Zıkkımın kökü ana yemek, onun bir ara sıcağı var. Ay, sözcüğü de durdurdum. Zıkkımın kökü öncesi. Ney? Asfalt. Asfalt. Peki ne? Ya bırak. Dibi. Dibi mi? Yok ne? Ay geri düşüyorum. Olmaz. Asfalt. Katran. Peki. Zıkkımın kökü işte ya. Tamam. Bir tane de başka bir şey var. Katran. Katran, kara sakız. Ne o? Zifir. Zifir. Zifti. Ziftlenmek. Hayır, iki kelime. Zift yemek. Zift ye. Zıkkımın kökü ziftin. Peki. Kökü. O değil kökü. Ziftin. Peki. Peki. 1000 puan değerinde. Yine buna bastım onu. Ziftin peki. Bunu hiç duymamıştım ben. Ziftin peki. İşte bu tip cevaplara biz kendi aramızda Sezaryen cevap diyoruz. Gayet güzel bir şekilde çıktı. İki kelimeden oluşur. Futbolla aranız nasıl? İyi, severim. Benden iyi yani. Muhtemelen erkek yarışmacılarımıza gelseydi hiçbir harf almazdı ama siz de sıkıntı çekmeden cevaplayacaksınız ki 3 harf de alabilecek durumdasınız. Evet. Hadi gelsin o zaman. Alırsan. Diyor ki, toplu takım oyunlarında pas alınabilecek rakip oyuncuların bulunmadığı yere ilerlemek. 2 kelime. Harf. Nasıl? Harf alayım. Bir tane harf. Toplu takım. Bir tane daha mı? Ne? Harf alayım. Bir tane daha ve durdurduk. Durdurdum. Neymiş bu? Hayır, üçüncüyü istemediler efendim. Üçüncüyü istemediler. Evet, istemedim. Tamam, siz canınızı sıkmayın. Verdilerse kullanırız. O istemedi ama. Az alabilirsin sen bu sözü. Sen alınabilecek. İki kelime. Evet. O B harfi, K harfi çok güzel yerlerden geldi. Evet. Mesela futbolda. Evet. Rakip oyuncuların bulunmadığı bir yere ilerlemek. Pas alınabilecek bir yere ilerlemek. Ya hiç bilmiyorum. Kardeşim açıktayım, görmüyor musun? Boşa çıkma. Boşa çıkma. Ya. Boşa? Boşa kaçmak kelime yok. Boşa kalmak. Boşa kaçmak. Boşa git, doğru mu boşa? Şöyle bir kendinden emin olarak. Boşa kaçmak. Boşa kaçmak. Bravo, 800 puan değerindedir. Ben kendim verdim, öyle bir şey. 10 sıra arttıralım. Sonuç nedir? Ben Ali'yi geçtim. Ali Can Bey 8200, siz 8300 puan. Hazal Hanım'a alkış. Teşekkür ederim. Nereden buldun kızım bu nokta noktayı? Bu kıl kuyruğu. Zibidi. Zibidi. Fındık bastı kıra. Bacak. Bastı bacak. Aksar abi, ben çıkayım mı? Yok. Bir kasede bir zarafet vardır. Hazır cevap. Kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız, evet, dediler. Sizin ben... farklı bir planınız var. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek için. Bir harf daha alayım. Şarkısı da var. Birkaç kişiler bunlar. Boynu bükük. Ne? Karabasan. Camil. Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? Bark. Bark. Ne? Bark. Evet, vallahi bilmiyorum. Dur bir dakika, düşüneceğim. Soruyu tekrar okuyayım. Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen. Amme hizmeti. Seher, sana söylesene. Hep Seher. Ne? Halk plajı. Halk plajı. Bildim. İyiyim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Eksik olmayın. Çok yakışıklı bir beyefendi vallahi öyle. Sezer Aruçay gözleri yeter, endamı yeter. Maşallah. Tiyatro. Evet. Hali hazırda öğrencisiniz. Evet, üçüncü sınıf. Kolay gelsin. Bir taraftan okul, bir taraftan iş.
yetişmeye çalışıyorsunuz. Yetişmeye çalışıyorum. Yardımcı da oluyorlar sağ olsunlar. Aman ne güzel. Ne güzel. Zaten kaç yıl oldu? 3 yıl oldu değil mi? 3 yıl oldu. Beni okuttular bayağı. Çok güzel. Yani aile gibi oldunuz. Evet, aynen öyle oldu. Birçoğunu, birçok arkadaşınızı ailenizden daha çok görüyorsunuzdur neredeyse. Evet, daha çok görüyorum. Biz gerçekten de o durumdayız. Bir süre sonra bir tiksinme oluyor ama çabuk geçiyor Allah'tan. Geçiyor, geçiyor. Allah'tan çabuk geçiyor. Efendim gayet de şahane yarıştılar. 8200 evet. puanla başladık, 8300 puana çıktık. Aynı şekilde de devam etsin istiyoruz. Bakalım. Başlasın mı? Başlasın. Hadi gelsin. Dört harfidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Güveni kötüye kullanarak kötülük eden kişi. Birinin kendine duyduğu güvenini kötüye kullanarak ona kötülük eden kişi. Harf alayım. Buyurun. Hıyanet eden kişi. Hain. Hain. 300 bravo. Puan değerindedir. Sezer Bey'e bir 300 puan. Melis Hanım psikolojik savaşı evet sürdürüyor. Ya. Arka tarafta bütün sorulara hiç harf almadan cevap vererek sizi kırmaya çalışıyor. Aynen öyle, onu hissediyorum. İnanmayın. Burası başka. Yardım diyelim. Yardım diyoruz. Tamam. Hadi gelsin bakalım. Şöyle gelmiş. Diyor ki, ezici bir silah türü. Eski tarihi bir silah ve ezici bir silah. Harf alayım. Kesici değil, delici değil, ezici. Gürz. Gürz'dür onun adı, 300 puan değerindedir. Bravo, güzel. Helal olsun. Küçücük bir araya gireyim, bir öneride bulunayım mı? Galiba harf almadan bilirdiniz evet Gürz'ü. Emin olmak için o harfi aldınız, yapmayın. Tamam. 8200'ler, 8300'ler var, daha da yükselme ihtimali var. O yüzden risk almamız lazım. Tamam. Eminsek patlatalım gitsin. Tamam. Tamam. Hadi gelsin. Nerelisiniz aslen? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Baba tarafı Selanik göçmeni. Selanik göçmeni. Ben de gözlerin maviliğini görünce Karadeniz'e davet edecektim. Karadeniz ağzına özgü girizgah sözcük. Her sözcüğün başına gelebilir. Haçan. Haçan. 500 puan. Bravo. 1100. Helal olsun. İşte bu. Sizin. Mantı sorusunda Hazal Hanım'ın engin mutfak bilgisinden faydalandık. Şimdi efendim yine mutfağa giriyoruz. Buyurun bakalım. Diyor ki, yalnızca Türk mutfağında 300'e yakın çeşidi olan bir yemek. Kebap. Şimdi yalnızca Türk mutfağında dediğine göre diğer kebap mutfaklarda olamaz da yaygın yapılıyor. Yine bir et yemeği. Kebaba et da çok benzer. Yani etten yapılır, patatesten yapılır, mercimekten yapılır, balıktan yapılır. Çorba. Çorba mı? Değil. Kızartılır, haşlanır, fırında. Köfte. Köfte. 500 puan değerinde. Zıpırlıkta aşama atlamış bir soru. Bugünkü 70 sorunun içerisinde en sevdiğim soru. Size denk geldi. Buyurun, afiyet olsun. Bir kısaltmadır efendim. Adı dönek kanepe diye sorduk kendisine. Dönek kanepeye ne derler? Dönek kanepe. Harf bir bakıyorsun alayım. Kanepe, bir bakıyorsun değişmiş. Çekyat. Çekyat. Bravo. 500 puan değerinde. Çok güzel. Bitecek alt harfi cevaplar. Sakin başladık, serin kanlı devam ediyoruz. Tebrik ederim. Hakikaten güzel gidiyorsunuz. Gelsin bakalım efendim. Nasıl bir soru? Asıl anlamı süslü ve yakışıklı iken gülünç giyinmiş yersiz tavırlı anlamına bürünen bir söz. Zaman içerisinde. Yine eski bir sözdür. Yani çok eskilerde, ta 1600'lü yıllarda süslü, yakışıklı anlamında kullanılırmış. Zaman içerisinde. Harf alayım. Gülünç giyinmiş yersiz tavırlı. Nereden buldun kızım bu nokta noktayı? Bu kıl kuyruğu. Agaret, zibidi. Zibidi 500 puan değerinde. Yedi harfi iki kelimeden oluşuyor. Sezer Bey çok güzel devam ediyor. Buyurun bakalım, sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru bu. Basit çizimi nedeniyle karakter sahibi olamamış bir çizgi karakter. Çöp adam. Şahane yahu. 700 evet puan değerli. Demişsiniz. Ya 7 saniye. Vallahi acayip zehir gibi. Pratik zeka muhteşem. Samimiyetimle söylüyorum. İki kelimeden oluşuyor. Sonunda genellikle bir fiil geliyor. Fiil sorunun içerisinde. Olmak fiiliyle birlikte nokta nokta olmak. Birine özveriyle taparcasına bağlanıp tüm isteklerini yerine getirmek. Kul köle. Vallahi bravo. 700 bravo puan daha. Helal olsun be.
kafası karıştı. Ben de bu 7 harfli cevaplar hani kafa karıştırabilir, dolaylı sorular belki harf alınabilir diye ilk 8 harfli cevabın morali düzelsin diye ikilemeden seçmiştim. Buyurun afiyet olsun. Tertemiz 800 puan. Hadi bakalım. Demiş ki daha çok bakışlar için kullanılan, zeka barındırmayan bir halde anlamına gelen bir ikileme. Nokta nokta bakıyor. Zeka barındırmayan bir halde bakıyor. Aval aval. Aval aval 800 puan değerinde. Bravo Sezen. Adam biliyor ya. Bak. Vallahi bravo. Yani bu sefer arka tarafta sessizdi. Ne olabilir? Boş boş mu olabilir? Yandarken yapıştırıverdiniz. Buyurun bakalım. 8 harfli tek bir kelime. Sinir bozucu şekilde sürekli ağlamak. Oo. Tek kelime mastarla bitiyor. Adam biliyor zaten. Harf alayım. Bir harf alalım. Namımız yürüsün. Harf de almadık demeyelim. Bulduk sığdırdık. Biraz tereddüt var. Hayır. Ve bastı. Kızmak. Zırıldamak değil. Kısaltsak ya onu. Onu kısaltsak. Zırlama. Zırlamak 700 puan değerinde. Bravo Sezen. Bravo Sezen. 10.000 puan falan oldu herhalde. Yalnız bakın baştan da söylemiştim. Siz yok benim başıma gelmez öyle bir şey demiştiniz. Çok bilen çok yanılıyor bu yarışmada demiştim. Yok benim başıma gelmez öyle bir şey. Zırıldamaktır doğrusu. Halk ağzında kısalmış halidir. Zırlamak takıldınız. Demek ki ben onu biliyorsam. Ya. Buyurun bakalım. 9 harfli son 4 soru. 2 kelimeden oluşuyor. Fena dolaylı. Bir gelsin. Minyatür bal mandırası. Bazen arılar kendisi yapar. Bazen insan eliyle yapılır. Minyatür bal mandırası. Harf alayım. 2 kelime. Ha şey. Arı kovanı. Aferin. Arı kovanı 800 puan değerinde. Aferin. Bu uzun dolaylı sorular en sevdiğiniz tarz anladığım kadarıyla gelsin de o zaman cevaplayın. Son 9 harfli cevaptır efendim. Bir birleşik kelimedir. Bebeklik dönemindeki en önemli kaynağı ortak kullanan kişilere yönelik bir söz. Süt kardeş. Süt kardeş 900 Bravo. Puan değerinde. Bebekliğe kadar gitmişken bir birleşik kelime daha. Bu bittikten sonra bir soru kalacak geriye. Gelsin bakalım. Bir birleşik kelime dedik. Biraz eskilerde kalmış ama bilinir. Halk dilinde kısa boylu, yaramaz ama sevimli çocuk. Bu nerelerde kalmış? Hani o Afacan, Sezercik filmleri var ya oralarda kullanılırmış. O zamanlar. Şey oturuyor mu diye bakıyorum da. İki kelime. Ha. Seni gidi nokta nokta. Seni gidi. Harf alayım. Kerata. Bir şey bacak. Kısa boylu, yaramaz ama sevimli çocuk. Hayır, evet. bir harf daha alayım. Buyurun. Nasıl sığmıyor? İki tane B harfi çok da kritik yerlerden geldi. Aynı, doğru. Seni gidi. Fındık kıra. Fındık kıra. Bastı bacak. Bastı bacak, 800 puan. Ben alkışlamıyorum artık. Şimdi 8300 puan yapmıştı hatırlayacaksınız Hazal Hanım. Hazal Hanım'ı geçmek için kaç tane harf alabilirsiniz? Son soru bu. 5. Bilmiyorum bir tane alabilirsiniz. 10 tane harfi var cevabın. Oo. Siz 7'sini alabilecek durumdasınız. Gerçekten. Aynen öyle. Sezer. Sen abi ben çıkayım mı? Yok lütfen. Sezer yapıştır. Hadi bakalım. Buyurun bakalım. Al 7 tane harfi. Son soru değil mi bu? Evet. 2 kelimeden oluşuyor. Bazen birleşik bazen ayrı yazılıyor. Gelsin. Türlü yardımlarım da olacak takılırsanız. Mecazi anlamda acınacak ve yardım bekler durumda olan anlamında bir tabir. İki kelimedir, çoğunlukla birleşik yazılır. Harf alayım. Acınacak ve yardım bekler durumda olan dış görünüşüne de yansıtmış bu durumu. Bir harf daha alayım. Kaldı Küçük geç. Emrah'ı hatırlayın. Harf al harf. Bir harf daha alayım. Şarkısı da var. Şarkısı da var. Birkaç kişiler bunlar. Boynu bükük. Boynu bükük. 700 puan değerinde. Hiç yardım olmadan bu senin verildiğin yaylar sana. Vallahi bravo. İyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. İşi biraz zorlaştırmak gerekiyordu çünkü Melis Hanım geliyor. 8700 puan şahane bir puan. 52 saniye arttırılmış ki 8700'de kalırsa neredeyse bir dakika arttırması gerekecek. İşi zor ama
Sezer Bey'e bir alkış, sonra da Melisa Hanım. Teşekkür ederim. Kasede bir zarafet vardır. Hazır cevap. Kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız, evet, dediler. Sizin ben... farklı bir planınız var. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek. Kendi yaşamımı desteklemek için. Ne? Ne? Karabasan. Kamil. Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? 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 Bark. Eki at. Ne? Bark. Evet, vallahi bilmiyorum. Dur bir dakika, düşüneceğim. Soruyu tekrar unutuyor. Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen. Amme hizmeti. Seher Aysun'u söylesene. Hep bak. Ne? Halk plajı, halk plajı. Halk plajı. Bildim. İyiyim. Çok teşekkür ederiz efendim. Şahane insanlarla birlikteyiz. Çok neşeli, çok sıcakkanlı, böyle samimiyeti gözlerinden yansıyan insanlarla birlikteyiz. Çok da güzel yarışıyorlar. Teşekkür ediyorum her birine teker teker. Şimdi LÖSEV'e gidecek. Onun konuşmasını yapmamıştık çünkü Sezer Bey eğer ki şampiyon olursa kazandığı ödülü LÖSEV'e bağışlamak istiyordu. Fakat Melisa Hanım o gidişatı değiştirmek için burada. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay çok heyecanlandım burada. Niye öyle oldu ya? Arka tarafta aslında en ışıltısını saçan sizdiniz maşallah. Şu an yani. Hiç öyle değil yani. Tamam, şöyle yapacağız. Kitleneceğim büyük ihtimalle. Çok yardım etti size. Her birinize evet. Çok yardım evet. Etti. Siz de esirgemeyeceksiniz ama... Yani belli kalıplarda. Tamam. Kendimizi de aşmıyoruz. Buralar boş. Beraber yarışabiliriz. Burak'cığım, tamam, Alican'cığım. Tamam. Şey bir şey olur. Sandalye tamam, gelirim ben. Ürkmesin. Tek isteğimiz o. Nereye gidecek bayağı efendim eğer ki şampiyon olursa? Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne. İnşallah. Şu anda 8700'e kadar dayandık. 9800'e kadar yolu var. Evet. Ha gayret diyoruz artık. Gayret. Başlasın mı? Başlasın. Dört harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Sakince, harf almadan, duru ve sakin havada çıkan, şiddeti kemiklerde hissedilen ayaz. Soğuk. Ayaz. Tertemiz bir 400. Ne hızlı başlangıç. Maşallah. Fırsat verdi. İyi bitireydi ya. Bize fırsat aynı şeyi verdi. Burada da yaparsınız. Biraz daha dolaylı olabilir yalnız. Hı. Buyurun bakalım. Mecazi bir tanımlama çünkü, o yüzden dolaylı. Felaketlere neden olabilecek kadar güzel kadın. Harf alayım. Almayın. Almasaydım. Almayın. Azıcık düşünün. Felaketlere neden olabilecek kadar. Afet. Afet. Bravo. 300 puan daha. Ay çok heyecanlı. Öyle sorudan korkup hemen harfa tutunmak tamam, yok. Tamam. Tamam. Bu bir bilgi sorusu. Burada harf alınabilir. Fakat 5 harfli bir meyvedir aslı. Buyurun bakalım. Göremediğimiz çiçekler açan bir meyve ağacı. O yüzden de yanlış bir fikirle çiçek açmayan tek meyve ağacı derler buna. Harf alayım. Bir tane harf alacağız. İ harfiyle başlayan bir meyve, İncir. 5 harfli. İncir. İncir. İncir dediler tüme vararak. 400 puan daha demektir bu. Beş harfli tek bir kelime, biraz fazlaca zıpır bir soru. Gelsin. Minimalist kase. Kasede bir zarafet vardır. Bu çukurca bir yani kasenin bir zarafeti vardır. Bu bildiğiniz çukurca. Kalça. Kalça mı? Yok canım, o kadar zıplı arkadan değil. Arkadan o kadar bilme gelince harf alayım. Çanak. He. Çanak. 400 puan değerinde. 1400. Pardon. Bu kadar arkadan zıpır görüşmeler evet gelince evet. İnsanın aklını çeliyorlar. Ama yakın yani. Çok rica ederim. Bambaşka yerlere. Buyurun bakalım gelsin. Altı harfi tek bir kelime şöyle sorulmuş. Çok güzel. Günün ikinci yarısı. İkindi. İkindi. 600 puan değerinde. 2100 oldu. Yardım edemedik ki. Edemiyoruz ya. Şimdi... 2200. Bütün samimiyetimle söylüyorum, o kase çanak sorusunda aklımda hiçbir kötü niyet yoktu. Gelsin. Hazırız. Neydi, duymadım. Halk ağzında küçük sıvı püskürteçlerine verilen ad... Fıs fıs. 1600 puan daha. 2700'e çıktı kasa. Bir yardım edeceğim ya.
Yedi harfidir, tek bir kelimedir. Yine efendim sizin zarafetinize yakışmayacak argo kelimelerden biridir. Ama neyse ki o mavallar gibi filan gerilerde kalmış bir şey değil. Halen yaygın kullanılır. Hatta daha kaba, daha kaka bir eski anlamı var. Buyurun. Argo'da atak, açık göz ve hazır cevap ergenler için kullanılan bir tabir. Ergenler ya da daha küçük çocuklar. Atak, açık göz ve fırlama. Hazır cevap. Ne? Neyse canım, bir tanesini de ben söyleyeyim. Neyse, anlamadı zaten. Harf alayım. Sus, duymadı. Duymadım. Harf alayım. Buyurun bir harf. Fırlama. Efendim? Fırlama. Güzelinize afiyet. Fırlama 600 puan değerli. Yardımlarımızı unutma. Ya. Yalnız boşa kaçmakta ne kadar, değil mi, futboldan anlıyormuş kendileri, hemen söylediler. Tebrik ediyoruz Hasan Hanım'ı. Sizin de efendim bilginiz var mı? Çok severim. Bakalım bildiğim yerden gelecek. Biraz daha terimsel olabilir boşa kaçmaktan. Bakalım. Bir bakın bakalım. Kalecinin ceza dokunulmazlık sahası, alanı. Ceza alanı. Ha yok, şeyin önü. O şey. Ne çizgisi bas, o? Bas. Ay 3. Bas. Biliyorsun onu. Şimdi basketti 3 saniye bas. Çizgisi diyeceğim ama. Ama yakın bir şey. Yani yard. Siz pis yedili. O 6, kale 6, ne 6, çizgi 6, pota 6, baskete şey yaptın ya böyle, ittin topu başkasına itti. Ne? Pas 6, ne? Evet. Pas 6. Tam öbürünü söyle. Tam tersi, tam tersi. Hangi öbürünü? 6 pas. 6, ay 6 pas. 6 pas. Helal olsun be. Bravo. 6 pas üstü. Arkadaşlar bilir, 6 pasına kar yağdırırım diye tabirler vardır. Evet. Abi ben bunu bilmiyordum. Hadi bakalım, şimdi bir performans sanatından bahsedeceğiz. Fransızca kökenli bir adı var. Kısacık bir şey, kısacık bir tanımlamayla açıklamaya çalıştık ama yeterli olacaktır. Fransızca kökenli, sözsüz oyun. Bir performans sanatı. Oo, çok basit. Pandomim. Pandomim 800 puan da yerinde. 4800. Çok kolay ya. Çok kolay ya. 8 harflidir, bir birleşik kelimedir. Gelsin de görün. Gerekirse bir küçük ipucu da veririm. Durgun ve sakin anlamında bir birleşik kelime. İki kelime mi, birleşik kelime mi? İki kelime birleşik yazılıyor. Durgun, ayrı yazıldığı da görülüyor. Hatta İngilizceye çevriliyor. Milkport olarak. Harf alayım. Yapıldı bu, ben de yapmadım. Süt liman ya. Süt liman ne aldım? Süt liman 700 puan değerindedir. Almasaydım keşke. Geçtik 9 harfli cevaplara. Yine bir birleşik kelime çıkıyor karşınıza. Kısacık sorusu var yine, görelim. Diyor ki kabus vurgun. Karabasan. Karabasan. Efendim tebrik ederim. Söylenebilecek bir şey yok. 900. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bir başka husus var ki efendim, hepiniz çok güzel yarıştınız, evet. Fakat hanımefendi 3 soru bıraktı geriye şu noktada. Toplam süresinin yarısından daha azını kullanmış. Evet. Halen 2 dakika 28 saniyesi var. Hıza bakınız. Maşallah. Hadi gelsin son 9 saatli cevap. Sportif gurbet. Deplasman. Bravo be. 900 puan. Biz akşama kadar kalabiliyorduk burada, değil mi? İstediğiniz tamam. Kadar kalın. Böyle yarışacaksanız yani ben size şunu sorarım, bitiririm vallahi. Gelsin şöyle bir soru. İki kelime. Dedikodu yapan, laf taşıyan, ara bozan kişi. Arapça kökenlidir. İki kelimedir. Eski bir tabirdir. Kara yılan gibi bir şey. Arapça kökenlidir. Arapça. Eski bir tabirdir. Harf alayım bir tane. Biraz bir tane Hazal Hanım'ın oynadığı karakter. Fitne fesat. Öyle mi? Fitne fücur. Fitne fücur. 900 vay puan değerinde. Siz biraz öyle değil misiniz? Dizide. Helal olsun. Artık... Son sorudur, son cevaptır. Fark ettiğiniz üzere hesap falan yapmadım. O kadar rahatım yani. Gelsin bakalım. İki kelime. Diyor ki müzikli eğlenceler için kullanılan bir sıfat dizisi. Yani o tip eğlenceleri... El arabaya gibi bir şey mi? Yok. Niteliyor. Ha, niteliyor. Nokta nokta eğlence diyoruz. Harf alayım. Müzikli eğlence, nokta nokta eğlence, iki kelime. Zamanım ne? Harf alabilir miyim? Dünya kadar zamanınız var. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Ama... Burak Bey yarışacak. Sazlı sözlü. Sazlı sözlü 800 puan değerinde. Güzel bir şey böyle geliyor. Bunu bilemedim ben. O zaman TV'yi bilemiyorum, burada bilemedim.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yaptığınız küçük ve cılız alkıştan dolayı üzüleceksiniz. Kendileri efendim neredeyse 2 dakika arttırdılar ve 9000 puan kazandılar. Bravo! Kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız evet, dediler. Sizin ben... farklı bir planınız var. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek için. Kendi yaşamımı desteklemek için. Kamil, Kamil, Kamil. Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? 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 Bark, bark. Eki at. Ne? Bark, bark. Bark. Evet, vallahi bilmiyorum. Dur bir dakika düşüneceğim. Soruyu tekrar okuyayım. Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen. Amme hizmeti. Selda ismini söylesene. Hepimiz. Selda. Ne? Halk, halk plajı, halk plajı. Halk plajı. Bildim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Sayın Burak, Alkaş'la birlikteyiz. Dünya tatlısı bir insan. Hep söyleler. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Şeker gibi bir bayram oldu. Kurban bayramı ama şeker gibi bir bayram oldu hakikaten. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Geldiğiniz için son noktayı da Burak Bey koyacak. Evet. Ben de koyacağım. Beşinci sıra genellikle avantajlı bir sıradır. Eğer ki bir talihsizlik olursa. Fakat böyle durumlarda insanın omuzlarına bir sorumluluk, bir sorumluluk, yük bir yük çiziyor. O yüzden farkındaysan şöyle geldim. O yükten dolayı yani. Ama çok yüce gönüllü arkadaşlarınız var. Evet. Her biri kazandığımız ödülü bir yere bağışlayacağız evet, dediler. Şu anda yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde. Hı. Sizin ben... farklı bir planınız varmış. Evet, kendi eğitimime. Kendi yaşamımı desteklemek için. Kendi yaşamımı desteklemek için. Yok, ben de LÖSEV'e başlayacağım. İnşallah. Evet. İnşallah güzel sonuçlar İnşallah alacağız. Hadi yapılması gereken. O yüzden verin bana o parayı. En fazla 8 tane harf alacağız. En fazla 8 tane 14 harf tane soru. En fazla 8, 8 tane harf. Tane. Diyelim ki 8'ini birden aldık. 1 dakika 52 saniye arttırmak lazım. 1 dakika 52 saniye O yüzden gelin biz 7 diyelim. 7 diyelim. 7 tane kelime olma hakkımız var. Tamam. Hadi bakalım. Hadi geliyor. 4 harfli tek bir kelime şöyle Bilmiyorum soruluyor efendim. Evet. Organik epilatör. Bas. Ağda. 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 Evet. 400 puan da yerine. Ağa gelmesi. Şu kadarını da söylemek isterim ki bugünün en iyi, en hızlı başlangıcı. Evet. 2 saniyede 400 358. puan. 358. Gelsin. Şöyle bir soru daha. Geçici kol ve ayaklarıyla sürünerek hareket eden tek hücreli dert küpü. Tek bir hücresi var, onu da sürüklüyor zavallım. Amip mi? Nedir? Çok amip mi? Öyle mi? Amip. Amip. 400 puan da yerinde. Biyoloji de iyi. Adam biyolog. 5 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş bir sorusu var. Evet. Erişkin ve eksiksiz, yetkin ve ağırbaşlı anlamındayken argoda tam tersi anlama, anlamda kullanılmaya başlanan bir söz. Aynı zamanda bir erkek adı. Siz de çok kullanıyorsunuz bunu karakterinizi bas, canlandırırken. Bas, bas, bas. Kamil. Kamil. Şimdi sokak jargonunun önüne set çekilmez. Nasıl isterse o şekilde devam eder ama kamil evet, insan tabiri unutulup bu kamil kalacak diye çok korkuyorum. Ama yok ama biz de onu kamil derken ben onlara yetkin. Yetkin insan. İnsan insanlar diye sesleniyorum. Güzel insan yani anlamında. Gerçekten öyle sesleniyorum. Evet evet. Buyurun bakalım. Devamı geliyor efendim şöyle bir soruyla. Çiftlik yönetiminin idari amiri. Ha, çiftlik yönetiminin idari amiri. He? Ne olabilir? Ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Harf alayım. Bir unvandır bu. Çiftlikte böyle hani çalışanları ya, yöneten kişi. Ya, çiftliğin. Ya. Bas bas. Bas bas. Sen benim. Aa, tamam buldum. Kahya. Kahya. 400 puan da yerine. Aynen. Burak Bey evet, söz dizileri sizi erken yakalıyor efendim. 6 harfli ilk cevabınız 2 kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. 5. soru 2 kelimeden oluşan bir cevap. Yuvaya dönüştürülmüş konut, mülk veya aile, çoluk, çocuk. Bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisi. Yuvaya dönüştürülmüş konut, mülk veya aile, çoluk, çocuk anlamında kullanılan bir söz dizisi. Aileyle birlikte yaşanan konut, mülk veya aile, çoluk, çocuk. 2 kelime. Nokta nokta adamım. Hmm, harf alayım. Nokta nokta sahibi adamım. Bas bas. Ne var? Geriye doğru, geriye doğru. Biraz daha. Ne? Biraz dönerek şöyle, kulağa dön. Ne? Ne? Bark, bark. Ev bak. Evli barktı mı? Ev bak. Ev bak. Eki atın. Evli.
Ne? Bark, bark. 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 Evet, vallahi bilmiyorum. Ne? Biliyorsunuz. Bir saniye dur, bir dakika düşüneceğim. Soruyu tekrar okuyayım. Bark. Konut. Ev. Evet, aile. Ev. Bark. Ev, bark. 500 puan değerinde. Bark. Anladım ya. Yuvaya dönüştürülmüş konut, mülk veya çocuk anlamı kullanılan bir sözcük. Ev, bark. Bark da aslında ev demekmiş aslında. Yani ha, hani yaşanılan, barınılan yer anlamına gelmiş. Barınılan yer anlamına bak. Ev çok bark. Eskilerde kalmış. Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Uçtu çok gitti. Güzel. Bu daha kolay bir soru. Daha rahat cevaplayacağınız bir soru. Fransızca kökenli bir kelime. Uzun süredir de dilimizde. Oui. Gelsin. Fiyakalı düğüm. Fiyakalı düğüm. Fiyonk. Fiyonk mu? Fiyonk. Fiyonk. 600 puan değerinde. 2800. Aynen. Projeye başlamadan önce, pis ediliye başlamadan önce pis ediliği oynar mıydınız, bilir miydiniz, sever miydiniz? Pis ediliği oynardım. Daha öncesinde de biliyordunuz. Biliyordum. Merakınız var mıdır İskambil oyunlarına? İskambil oyununda var. Oynarım. Piş de oynamayı çok severim. Piş de değil. Bu da çok bilindik, çok popüler bir İskambil oyununun adı. Adı. Evet, gelsin. Aynı zamanda bir sayı. Adını yere açılabilecek sıralı kağıtların toplam değerinden alan İskambil oyunu. Yani elimde kağıtlar var. Bas. Ben bunları yere açıyorum. O yere açtığım sayıların asgari toplamından almış adını. 51 mi? 51. 51. 100 puan değerindedir. Evet, 51. Çok güzel gidiyor. 9000'i de aşabilecek şekilde gidiyor. 7 harfli cevaplar bitmek üzere. Tek bir kelime yine yabancı kökenlidir. Fakat yaygın kullanılır efendim. Görelim. Karayolu taşıtlarına hizmet veren bir deniz yolu taşıtı. Karayolu taşıtlarına hizmet veren bir deniz yolu taşıtı. Karayolu hizmetlerine hizmet veren bir deniz yolu taşıtı. Evet. Feribot olması feribot lazım. Feribot! Dört <Dertlik. gülüyor> Evet. Feribot. İki kelime birleşik yazılıyor genellikle. Gelsin efendim. Yerli bu soruyu seviyorum. Mı? Diyor ki iyimser insanların hayata bakış açılarını simgeleyen renk. İyimser insanların hayata bakış açılarını simgeleyen renk. Senin için her yer siyah beyaz. Siyah beyaz olur. Değil olur canım. O kötümser abi. Hayır. Şey. Kız çocukları doğar. Zerre. Kız çocukları. Zerre. Ne? Tuz. Tuz mu? Ne tuzu ya? Toz pink. Ne? Toz pembe. Toz pembe. Toz pembe tamam. Oh be toz pembe. Bir anda aydınlanıyor ya. Tamam. Toz pembe. Şu bitsin bir hesap yapalım. Tamam. Gelsin efendim, nasıl bir soru? Şaşırtarak korkutma. Dö. Aynen. Şaşırtarak korkutma. Karşısına çıkmak. Kurgulamak. Bazen böyle mesela hayvanları falan. Şaşırtarak korkutuyor. Öbür sakinleştiriyor. Şaşırtarak korkutmak. Harf alayım. Buyurun. Ü. Nereden çıktı? 5 tane daha harf alırız. 4 tane soru var ama. Bas. Birinin aklına gelince bas. Bastım. Şaşırtarak ürkütmek. Ürkütmek. Aynen. Sen bir bas. Örgütmek. İyi gidiyorum ama. Çok iyisin. Örgütmek, bunu duydum. Şimdi hiç harf almanıza gerek yok. Evet. Hiç arkadan yardıma da gerek yok. Evet. Tek başınıza. İki kelimeden oluşuyor. Basketbol. Şöyle sorulmuş. Ne de bilirim ya. Bildik. Basketboldaki uzun menzilli şut. Bas. Üçlük. Evet. Tamam bas ama. İkinci kelime. Üçlük atış. Üçlük atış 900 puan değerinde. Üçlük atış. Evet. Dediğim gibi 5 tane harf alınabilir, 3 tane soru var halen. Süreniz de gayet güzel. 2 dakika 13 2 saniye var. Sakin sakin çünkü bu oldukça karışık bir soru. İki kelimedir cevabımız, diyor ki kamusal kumsal. Sezer Bey bildiniz mi? Hakikaten. Evet. Harf alabilir miyim? Çok değişik. Oğlum bas. Kilyosu Cadde bilir misiniz? Cadde var. Evet. Neydi? Bir saniye hemen düşünüyorum. Geliyor aklıma. Kamusal. Cadde kamu. Bostan'da var ya. Cadde Bostan. Amme. Amme hizmeti. Serdar Aysan'ı söylesene. Hepimiz. Ne? Halk. Ne? Halk. Halk plajı. Halk plajı. Halk plajı. 800 puan verdi. Halk plajı. Halk plajı. Evet. İki tane soru kaldı geriye. İkisinin de cevabı iki kelimeden oluşuyor. Destan yazıyorlar. Gelsin bakalım efendim, iki kelimedir. Çok tatlı bir tabirdir. Yüreğin en derininden kopan katmerli bir sevgi sözü. Seni İki seviyorum. Kelime. Şimdi olmadı ki. Olmadı.
Kolaya kaçtınız. Yüreğinin derininden kopan katmerli bir... en derininden. En derininden, yüreğin yürek. En derininden. Beni geçiyor mu? Ona göre kopya vereceğim. Geçiyor. O zaman ver. İki kelime. Çok erken bastım. Geri alabilir miyim? Evet. Yüreğinin en derininden canım kopan katmerli bir sevgi sözü. Aşkım seni çok seviyorum. Canım. Olamaz tabii bu değil. Benim. Ha yok, o da olmuyor Hazal. Canımın çoğu mu? Yürek. Can. Kalp. Can. Canım, onun en derininden. En canımın içi. Canımın içi. Canımın içi. Canımın içi. Canımın içi. Son sorudur. Evet. Son cevaptır. İki kelimeden oluşur. Dört tane harf alabilecek durumdasınız. Bir dakika 59 saniyeniz var. O yüzden 3 diyelim ki hani 52 saniye arttırmak zahmetiyle karşılaşmayın. En fazla 3 harf. Şöyle de soruluyor. Buyurun bakalım. İki kelimeden oluşuyor. Borç kağıdı yerine geçebilecek resmi belgelerin genel adı. Halk ağzında kullanılır. İki kelimeden oluşur. Senet, sepet. Harf alayım. Ne güzel. Senet, sepet. Senet, sepet. 900 wow. Puan değerinde. Sen de iyisin be. Teşekkür ederim. Bravo Murat. Sağ ol. Bildim. İyiyim. İyiyim. Evet. 9000 kaç oldu? 9300. 9300. 9300. İnanamıyorum. Bırak beni ya. Türkçe bir kelime mi? Ben buldum. Hiç yakıştıramadım arka tarafa. Türkçe bir kelime ve mastarla bitiyor. Efendim, ortalamak. Hayır. Bir dakika. Ortalığı. Durdur. Ortalığı. Durdurdum. Ortalığı. Evet. Var olun, sağ olun. Eksik olmayın efendim. Burak Bey yine yerinde oturuyor. Neden? Çünkü son noktayı konduracak. Daha işimiz bitmedi. 9300 puan kazandılar muhteşem bir performansla. Zaten 5 şahane performans izledik bugün. O 9300 puanı 9300 liraya çevireceğiz. Çevireceğiz, evet. 10 harfli bir kelime. Hadi bakalım. Harfleri karıştırılmış olarak huzurunuza gelecek. O karmaşanın içerisinden doğru kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. 30 saniye içerisinde bunu başarırsanız 9300 lira LÖSE verilecek. Olmadı mı? Bir şansımız daha var. Yarıya bölüyorlar ama ödülü. Yani 4650 lira oluyor. Bir 30 saniye daha veriyorlar. Siz de efendim o 30 saniye içerisinde sözlük tanımlamasını da duyarak kelimeyi buluyoruz. Aynen öyle. Okay. Kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Tek başınıza değilsiniz. Evet. Dünya tatlısı arkadaşlarınız var. İşte bunlar. Bu kadar dünya tatlıları. Zannediyorum size yardımcı olacaklar. Evet. Hazırım deyin. Gelsin. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Tamam o zaman başlayalım. Dananın kuyruğunun koptuğu an, zurnanın zırt dediği yer. Gelsin bakalım o karmaşık kelime. Allah Allah. Oo. Şöyle bir karmaşa işte. Bu mastarla bitiyor. Türkçe bir kelime mi? Türkçe bir kelime ve mastarla bitiyor. Ben buldum. Bak şimdi. Hiç yakıştıramadım arka tarafa. Ortalamak, mak. Efendim? Ortalamak. Hayır. Bir dakika. P var. Ortalamak. P var. Ortalamak. Yok, ortalığı. Ortalığı. Durdur. Kaport. Ortalığı. Durdurdum. Ortalığı. Toparlamak. Toparlamak ya, oh be. Aynen, toparlamak. Toparlamak. Ben saniyenin ilerlediğini bilmiyordum. Valla. İyi bildik, iyi bildik. Sağ olun. İyi bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir kutunun içinde görüyorduk. Gördüğümüz halinizde çok seviyorduk. Tanıştık, daha da mutlu olduk. Gerçekten öyle. Çok çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için efendim. Teşekkür ederim. Güzel bir onu oldu. Bizim için gerçekten güzel bir onu oldu. İnşallah siz de güzel zaman geçirmişsinizdir. Çok. Müsaadenizle siz orada otururken ben bölümü kapatayım. Efendim. Harika devam ediyor. Bizim keyfimiz yerinde inşallah layık olduğu şekliyle de ekranlarınıza yansıtabiliyoruzdur. Yarın yine özel bir bölümümüz var. Bayramımızı bayram edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.
Ben sözlüğe güvenmediğim için öncelikle. Yanınızda? Kendi sözlüğümü getirdim ilkokuldan beri. Benjamin Vazo. Ay. Ama daha çok böyle sokak futbolu. Yavuz gel. Yapmayın daha bitmedi, daha bitmedi. Blues. 400 puan değerine. Arada dönüp arka tarafa bakın ki efendim ne kadar boş boş izlediklerini görün. Cevabı verdi. Onu böyle yapayım. Ne? Soru gelmedi. Harf al, harf al. Alma, alma. 5 tane harf al. Beş almayın tane. Sakın ha. Aa, ben bastım değil mi artık? Evet. Eyvah. Kafiyeli. Hoppa. Ah. Ah. Rahmetlinin nokta noktası yetmedi filan derler. Yunanlar da bunun sonuna iyi eklemişler. Cadiki. Cadiki. Silecek içinde teknoloji o. Umrunda değil. Aman git gel. Aman. Şutlamak. Aman. Ha, şutlamak değil. Ha, durduk çok ha. Güzel. 800 bak kaybedeceğiz. Dehlemek. Ne? 5800. Bir günah lokması. Ne yedim ya ben? Ne yedim ben? İlgisi olan bir evet. Bombalama. Ama sizde işler. Bombalama olmaz. Anam adam pişti filan dersiniz. Göbekleme. Özellikle mi seçildi? Hayır. Buyurun. Efendim şunu Ali İhsan Varol'la yarışıyoruz. Lütfen kendisine bir alkış. Alkış. Bravo. Bravo. İhsan. 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 Herkes 9800 yapar. Ben sıfırın peşindeyim. Sıfır mı? Evet. Gariban lokantası. Lokanta evet, ya. Evet. Evet buyurun. Lokanta. İnfaz memuru. Zebani. Zebani. Ayrık otu mu? Yapmayın ya. Değil mi? Yok. Maydanoz, maydanoz. Ah be. Siesta. Çalarak. Süre gitti. Durdurduk ama gitti. Hınzır. 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 Hapşuran yok mu arkada? Akla zarar. Akla zarar mı? Ne diyorsun? Efendim, efendim, efendim. Akla zarar. Akla. Eksi 700, eksi 700. Yaparlar mı böyle bir şey? Hmm. Bana bunu bilemiyorum ya. Prestij gibi bir şey. Prestij gibi bir şey. Akrobatlık da yapar. Akrobatlık da yapar. Akrobat. Ey şaka. Sizi tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştınız. Sağ olun, eksik olmayın. Çok iyi yarışmadın.